Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kapama tarifim var. Kapama kırmızı etle de yapılabilir veya pilavı sade olarak da pişirilebilir. Ama ben bugün salçalı ve tavuk etli yapmak istedim. Ana yemek ve pilavın bir arada olduğu muhteşem ve inanılmaz kolay bir tarif. Kapamamız için gerekli malzemeler 8 tane baget, 4 su bardağı baldo pirinç, 1 tane yemeklik doğranmış kuru soğan, 1 yemek kaşığı tereyağı, domates salçası ve biber salçası, tuz, karabiber. Malzemelerimiz bu kadar. Kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar, bagetleri arttırarak. Öncelikle pirincimizi sıcak suyla, hatta kaynar suyla ıslatıp dinlendirelim. Genişçe bir tencereye biraz sıvı yağ alalım. Çok fazla yağlı olmasın. Bagetlerin de biraz yağı çıkacak arkadaşlar. Üzerine yemeklik doğranmış kuru soğanı ekleyip soteleyelim. Çok fazla sotelemiyoruz. Kuru soğanlarımızın hafif yumuşaması yeterli. Üzerine biber salçası ve domates salçası ekleyelim. Salçalarımızı da soteleyelim arkadaşlar soğanla birlikte. Bu işlemi yine kısık ateşte yaparsak soğanımızı ve salçamızı yakmamış olacağız. Evet, gayet güzel bir kıvam oldu. Üzerine bagetlerimizi alalım arkadaşlar. Bu aşama çok önemli. Karıştırarak arkadaşlar salçalı sosu bagetlerin her tarafına gelecek şekilde sürelim, karıştıralım. Evet, bu şekil gayet güzel oldu. Çünkü salça ve soğan lezzetini vermiş olsun. Yine bu aşamayı kısık ateşte yapalım ki yakmayalım arkadaşlar. Üzerine bir yemek kaşığı tereyağı alalım ve tuz serpelim. Tabii ki karabiberimizi de unutmayalım. Ben bolca karabiber serptim. Çünkü karabiber tavuğa ve pilava gerçekten çok yakışıyor. Üzerine kaynatılmış su dökelim. Su miktarı arkadaşlar bagetlerin üzerine çıktı mı yeterli. Bu kıvam gayet iyi. Bagetlerimizi bu salçalı sosla 10 dakika kadar haşlayalım. Çok fazla haşlamayalım çünkü fırında da pişecek. Bagetlerimiz dağılmasın. Evet arkadaşlar, bagetim haşlandı. Bakın kıvamı gayet güzel oldu. Dağılmadı. Çok hafif haşlamış oldum. Sıcak suda bekletmiş olduğum pirincimi yıkadım, süzdüm ve yuvarlak fırın kabıma alıyorum arkadaşlar. Pirinci her tarafı eşit olacak şekilde olsun. Tam düzenleyelim. Üzerine haşlanmış, sosta haşlanmış bagetleri alalım. Bagetlerin kemik kısmını ortaya gelecek şekilde dizelim arkadaşlar. Başta da söylemiş olduğum gibi arkadaşlar, kapamayı salçasız da yapabilirsiniz. Salçalı sevmiyorsanız sade olarak yapabilirsiniz. Veya tavuk eti, yani baget yerine kırmızı ette de yapabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Bagetlerimizi dizdik. Şimdi bu güzel salçalı sosumuzu üzerine gezdirelim. Sosun hepsini dökmeyelim. Sosunu dökerken arkadaşlar biraz dikkatli olalım. Çok fazla sos olursa, soslu olursa lapalaşabilir. Evet, hazır. Şimdi pişiriyoruz yemeğimizi. Kapamamızın pişmesi de çok önemli arkadaşlar. Öncelikle 200 derecelik fırında 10 dakika kadar pişiriyoruz ve 10 dakika sonunda fırınımızı 180 dereceye ayarlıyoruz. Öyle pişirmeye bırakıyoruz. Suyunu çekmiş olacak. Tavukların üzeri hafif kızardı mı? Bir 10-15 dakika kadar fırında dinlendirelim ve servise hazır tabii ki. Bakın arkadaşlar, gayet güzel pişti. Pirincim, pilavım lapa olmadı. Tane tane oldu. Baget de çok güzel pişti. İçi falan da gayet güzel pişti. Kesinlikle bu kolay ve lezzetli yemeği tavsiye ediyorum arkadaşlar. Özellikle kalabalık misafirler için ideal bir yemek. Siz de kapama tarifimi beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olup destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.